Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddeti önlemek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan panik butonu ilerleyen günlerde ilimizde de uygulamaya konulacak. Panik butonuna sahip olmak isteyen vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunacak. İlimizde kullanılması için hazırlık aşaması yapılan proje hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Atak bilgiler verdi. Yatırım planına alınacak yeni projemiz var. Bu eski kız yurdumuz ve çocuk yuvamızın yerine yıkılıp sosyal hizmet merkezi ve il müdürlüğü kompleksi şeklinde yeni bir projemiz var. Bu da 2013'te %99 yatırım planına alınacak. Çünkü görüşmelerimiz ve milletvekillerimizin bu yöndeki çabaları hemen hemen bitme noktasına getirdi bunu. 2013'te onu da yatırım planlıyoruz. O da çok güzel bir Osmanlı mimarisinde büyük bir proje olacak. Çocuk parklarıyla, tiyatro salonlarıyla, oyun salonlarıyla, parklarıyla ve güzel bir kompleks şeklinde. Bunun içinde sosyal hizmet merkezinin içinde ilk kabul merkezleri, sosyal hizmet merkezi, ŞÖNİM dediğimiz yeni kurulan bakanlığımızın proje şiddet önleme merkezleriyle birlikte devasa bir proje olacak. İnşallah Kırşehir'imize de hayırlı olur. Şu an çağrı butonu ilimize gönderildi mi? Uygulamaya yok, konuldu şu mu? Şu anda yok. Bazı pilot illerde başladı. Yakında bizim ilimize de gelecek. Bu kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla hayata geçirilen bir proje. Bu risk altındaki kadınlarımıza, bize müracaat eden kadınlarımıza, şiddete maruz kalmış veya maruz kalacak kadınlarımıza verilen bir çağrı butonu olacak. Bu buton sayesinde eğer polis alanında yaşıyorlarsa butona bastıklarında polis merkezine gidecek bu sinyal. Polis merkezi müdahale edecek, bize de haber verecek. Gerekli biz de müdahale edeceğiz. Askeri bir bölgede ise asker müdahale edecek jandarma ve sonra da bize haber verilecek. Biz de gerekeni yapacağız. Bizim ilimize henüz gelmedi ama pilot illerde başladı. Yakında bize de gelecek.